Evet arkadaşlar, Alemin Kralı Gırgır Tayfa'dan hepinize iyi yayınlar. Bendeniz ailenizin YouTuber'ı Mustafa Göksel, yine sizlerle beraberim. Geçen hafta İbiş, bizim değerli halkımızın vefasız vefası sayesinde biraz küsmüştü. Bu diyarlardan kaçtı gitti dedik. Sonra dayanamamış dönmüş. Ama bakalım döndüğünde ne halklar karıştıracak. Hep birlikte bekleyip görelim. İşte bakalım ikinci bölüm. Evet arkadaşlar, geçen hafta nerede kalmıştık? Kaynana öldü, cenazesini kaldırdık. Karı da bizi mahkemeye verip boşadı. Ben de iş aramak için yollara düştüm. Paramız yok, arabamız yok. Bir tane öküz arabasının arkasına takıldım. Tıngır mıngır, tıngır mıngır, tıngır mıngır, tıngır mıngır Ankara'ya doğru yola çıktım. Geceleri yol kenarlarında yattım, otellere gidemedim parasızlıktan. Aman Allah'ım, o kadar soğuk, o kadar soğuk ki yürüye 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 Yarımca'ya geldim. Baktım ki bir yerde işçi aranıyormuş. Restoranda, lokantasında. Gittim, rica ettim ama lokanta nasıl bir lokanta? Yemek fabrikası maşallah. Kazanlar kocaman, bilirler büyük büyük. Biz de neyse bulaşıkçı olarak girdik. Fakat içeri girdik, fabrikada çalışıyoruz ama bulaşıkları yıkıyoruz. Elim kaşınıyor, para geçecek. Sırtım kaşınıyor, dayak yiyeceğiz. Ayağımın altı kaşınıyor, yola gideceğiz. Ya arkadaş dedim kendi kendime. Sen kirlenmişsin, yıka bakayım. Birilerinin üstünde kazanlar var. Alttan yanıyor. Kazanın içine girdim yemek fabrikasında. Başladım yıkanmaya, keselenmeye. Eyvah, bir de nasıl ineceğim, birileri yanıyor. Girerken içine iyiydi. Sonra içinden çıkması zor. Birilerinin üstüne çıksam ayaklarım yanacak. İbiş efendi, ne yapıyorsun öyle? Efendim, yıkandım. Nerede yıkandın? Kazanda. Nasıl yıkandın kazanda? Vallahi bir yemek fabrikasına girdim. Her yerim kaşınıyor. Bizde de elin kaşındı, para geçecek. Ayağın kaşındı, yola gideceğim. Sırtın kaşındı, dayak yiyeceğim. Ya arkadaş dedim. Zaten sen kirlenmişsin İbiş. İyi yapıyorsun yıkan. Ama birilerine yıkandım, birilerine. Sonra inemedim, her taraf ateş gibi yanıyor. Bekçiler geldi. Beni yakaladı kazanın içinde. Sonra ne oldu? Onlar da beni tanımıyormuş. Oraya girdiğimi de bilmiyormuş. Benim İbiş olduğumu da bilmiyorlar. Adımı sordular. Sen ne dedin? Ben de söyledim. Adem dedim. Badem mi dedin? Evet, Adem dedim. İbiş, bak seni herkes İbiş olarak tanıyor. Sen Adem Badem karıştırıyorsun. Ne yapayım? İbişim desem dalga geçecekler, gülecekler bana. Adım oldu Adem. Sabah beni çağırdı kara gözlü Badem. Sen ne yaptın? Çıktım müdür beyin yanına. Sonra müdür bey beni işten attı, işsiz kaldım. İbiş efendi, bak hala muzursun. Ne yapayım Metin amca? Bana da bir iş bul. Sana nasıl iş bulayım İbiş? Her girdiğin yerden atılıyorsun. Vallahi de billahi de bir şey yapmayacağım başka. Ben seni uğurluyorum İbiş. Sen şimdi git kendine bir iş bul. Vallahi billahi oradan da bulaşıkçılıktan da atıldık. Yürüye 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 İzmit'e geldim. En kalabalık cadde neresi diye sordum. Postanenin orayı gösterdiler. Karnım aç. Cepte 5 kuruş yok. Caddede bir aşağı bir yukarı, bir aşağı bir yukarı dolaşıyorum. Dönercinin önüne geldim. Bir ileri gittim, bir geri geldim. Bir ileri gittim, bir geri geldim. Bir ileri gittim, bir geri geldim.
herkes bana bakıyor. Neyse, döneri kesen yaşlı bir amca vardı. O bana sordu. Evladım, niye böyle bir ileri bir geri gidiyorsun? Amca, param yok. E, ne yapalım yoksa dedi. Peki niye bu kadar bakıyorsun dedim. Amcacığım dedim. Kokusundan karnımı doyuruyorum dönerin kokusundan. Sonradan öğrendim dönerci Adem babaymış. Ekmeğin içine döneri koydu. Bana verdi. Ben de güzelce karnımı doyurdum. İbiş gene neler anlatıyorsun? Vallahi Metin amca, dönerci Adem baba varmış. Öğrendim onu. Ama bana iş vermedi ama. Yarım ekmeğin içine döneri koydu. Ben de döneri aldım yedim karnımı doyurdum. Ya İbiş, bak ben de sana 25 kuruş vereyim. Hangi taş büyükse git kafanı o taşa vur. Hadi bakayım güle güle. Gel buraya gel. İbiş, düzgün dur, çalış, herkes sana yardım eder. Sen ne yapıyorsun? Çalışmıyorsun, rampadan geçirmeye bakıyorsun. Okula giderken de aynıydın sen. Her tarafta muzurluk yapıyordun. Bak aşı olurken aşıdan kaçıyordun. Ay doğru söylüyorsun Metin amca. Aşıyı hiç sevmem. Sen sevmezsin ama biz çocuklarımıza iğneci geliyor demeyeceğiz. Doğru söylüyorsun Metin amca. Hasta olduğumuz zaman nereye gidiyoruz? Doktora gidiyoruz değil miymiş? Doğru söylüyorsun Metin amca. Şimdi çocuklarımıza ne diyoruz? İğneden korkmayacağız. İğneci geliyor seni iğneciye veririz demeyeceğiz. Değil mi arkadaşlar? Doğru söylüyorsun. Polisten korkmayacağız. Polis geliyor kaç demeyeceğiz. Ne yapacağız? Biri suç işlediği zaman hemen polise şikayet edeceğiz. Bizim vatandaşlık görevimiz bunlar. Doğru söylüyorsun Metin amca. Mesela küçük bir çocuğun arkasından biri kovalıyorsa arabayla çocuğa ne diyeceğiz? Ters tarafa doğru koş diyeceğiz. Çünkü dönene kadar hiç kimse yakalayamaz. Ne diyeceğiz? Polis geliyor diyeceğiz. Bizim güvencemiz polis. Doğru doğru Metin amca. Doktorlar, hemşireler, polis bizim her zaman çocuklarımıza örnek göstereceğimiz kişiler. Haklısın Metin amca. Ama senin gibi olursa o zaman seni de polise şikayet edeceğiz. Doğru söylüyorsun Metin amca. Şaka yaptım şaka şaka. Beni verme polise Metin amca. Ama sen ne yapacaksın Eviç? Bir iş bulacaksın, çalışacaksın. Bak, parasızlıktan dönerin kokusundan karnını doyurdun. Gittin fabrikada, yemek fabrikasında çalıştın. Kazanda yıkandın. Doğru söylüyorsun Metin abi. Ama ne oldu sonra? Oradan da kovuldun. Doğru söylüyorsun. Vallahi çalışacağım. Ben sana bir iş bulacağım. Orada çalışacaksın. Evet, haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim. Hoşçakalın efendim.